Fenerbahçeli yazar Gürcan Bilgiç, Ren maçından hemen sonra taraftarların hislerine tercüman olan bir yazı paylaştı. Gürcan Bilgiç, Ren takımının oynadığı oyuna, hıza, pas kalitesine bakınca ilk yarının skoruna neden diye sorma hakkı elinizden gidiyor. Üçüncü bölge baskısını mükemmel yaptıkları gibi baskı yediklerinde de mükemmel çıktılar. Fenerbahçe'nin en güçlü tarafı bir anda açığa düştü. Hücum piresi, 3 golün şoku, maça büyük hırsla gelenleri de takım gibi şaşkına çevirdi. Maça dönmekte, asılmakta belirgin güçlükler olmaya başladı. Enteresandır, Fenerbahçe'nin geçmiş sabıkalarında kaleyi tutan ilk topun gol olması sıkça var. Ren maçında kaleye sırayla gelen 4 top da maalesef gol oldu. Biri ofsayta takıldı. Bir yandan skor sıkıntısı, öte yandan Ren takımının maçı kurgulaması. Özellikle ikinci yarıda her şeyi deneyen, Valencia'nın golüyle maçı bırakmayacağını gösteren Fenerbahçe vardı ama her çözüm aksiyonu karşısında bir problem buldu. İlk Ren golü öncesindeki net faulü hem hakem atladı hem VAR almaza yattı. Hakemin sarı kart seçeneklerinde de Fransızca yazmadı. Yani bazıları işi şansa bırakmamış. 60'tan itibaren birebir oyuna döndüler. Henry Kane'in sakatlanmasıyla Alioski oyuna girdi. Dörtlüye döndüler. Kalabalık geliyor ama bir türlü alan oluşturamıyorlardı. Kadıköy'ün itirazı yine bir duran topla Zayt'sın muhteşem frikiğinde ayağa kalktı. Acaba diye sordurdular rakiplerine ve o an beklenmeye başladı. Bir hata Crespo kaptı. Bir atak Emre Murat'tı. 3-0'dan 3-3'e dönen bir Kadıköy mucizesi gerçekleşti. Hakeme rağmen Ren takımının kibirine karşı yaptılar bunu. Saygı duyulacak bir takım ruhu, ayakta alkışlanacak Jesus organizasyonu ve inancını koruyan Fenerbahçe taraftarı ile kahramanlarla dolu bir maç yaşandı. Yine helal olsun size.